Arkadaşlar bunlar da bizim ceviz kurutma aparatlarımız. Şu anda ceviz kurutma olmadığı için kedimiz güneşliyor. Bunu ileride anlatacağız. Size nasıl yapıldığı, nasıl uygulandığını, ceviz kurutmanın nasıl ucuz yolu olduğunu göstereceğiz. Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün cevizlerimize ilaç yapacağız. Konuya ben tam hakim olamadığım için yine dayım anlatacak sizlere. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar, bugün ceviz bahçesine ilaç uygulamalarımızı da göstereceğiz. İlk önce atılan ilaç göktaşı, borda bulamacı ilacıdır. Normalde hem göktaşı diyorlar hem borda bulamacı. Bunun atılmasının sebebi ağaç için zararların, gelecek olan mantar hastalığını önlemek amacıyladır. Yani tedbiren uygulanır. İlk önce malzememizi hazırlıyoruz. Toz halinde oluyor. Suyla karıştırıyoruz. İyice suda erittikten sonra ilaç depomuza bunu ekleyeceğiz. Arkadaşlar kullandığımız ilaç olaraktan hazır borda bulamacı. 10 kilogramlık paketler halinde satılıyor. Daha değişik küçükler de olabilir, değişik markalar da olabiliyor. Göktaşı dedikleri ilaç bu. Rengi mavi oluyor. Bu şu anda 10 kilogram. Biz bunun 5 kilogramını 400 litrelik depomuza yarısını uyguluyoruz. Bunların miktarı ağacın büyüklüğüne göre değişiyor. Yaşının önemi yok ağacın. Sadece büyüklüğüne kadar, büyük küçüklüğüne kadar uygulaması aynı. Yaş olarak veya büyüklük küçüklük olarak uygulamada bir fark yok. Sadece miktar olarak atılması ne kadar. Küçük ağaca az gidiyor, büyük ağaca çok gidiyor. Biz burada 300'ün üzerine ceviz ağacı olduğu için uygulaması biraz zor, uğraştırıyor. Tabii maddi imkanlardan dolayı biz kendimiz atıyoruz, kullanıyoruz. Teknoloji olarak biraz geriyiz ama iş gücü olarak kendimiz yaptığımız için böyle görüküyor. Şimdi karışımımızın nasıl hazırlandığını göstereceğiz. İlacın ortalama göz kararı yarısını döküyoruz. Bunu biz şu anda örnek olarak gösterelim. Normalde tartıyoruz. İlacımızı suyla karıştırıyoruz ki eritiyoruz. Yani suya güzelce karışsın diye. Karışım bu gayet basit. Rengi mavi. Uygulaması kolay. Tabii maskemizi takıyoruz kullanırken. İnsan sağlığı da önemli. Fakat çok diğer böcek ilaçları gibi zararlı değil. O kadar zarar vermiyor. Karışım bu şekilde hazırlanıyor. Uygulamaya hazır hale getiriyoruz. Arkadaşlar sabahleyin yoğun sis ve çiğden dolayı güneşin açmasını bekledik. Şu anda traktörümüz geliyor. Bahçemize başlayacağız. Çiğli olduğu zaman ilaç akar. Tamamen yapışmasını istiyoruz dallara. Uygulamaya çiğ kalktıktan sonra yapılması gerekiyor. Onun için bekledik. Şimdi ilacımızı ilaç depomuza aktarıyoruz, dolduruyoruz. Bu ilacımızı sıvılaştırıp da dökmemizin amacı, eğer karıştırmadan dökersek taşma yapıyor, köpürüyor. İlaç deposundan dışına ilacımızın birçoğu heder oluyor, zarara uğruyor. Bu depomuzu önceden belli bir miktara kadar doldurduk ki taşma yapmasın. Zaten makine içinde karıştırıyor. Tamamen her tarafını karıştırma yapıyor. Biz de göktaşı ilacımızı ekliyoruz. Çünkü bu işlemi elle yapmak istiyoruz. Elle yapmasak taşıyor. İlaç boşa gidiyor. Ağaçlar yapraklı olduğu için manuel kullanım yapacağız ilacımıza. Ağaçlar yapraklar ne zaman otomatik olarak atılacak. Traktörü çalışır. Her türlü meyve ağacına yapılabilir. Fakat bunun mevsimine göre, tomurcuklanmasına göre, çiçeklenmesine göre değişir. Yaylaya göre mesela, sahile yakın yerlere göre.
meyve ağacına göre değişebilir. Bu bölgedeki ceviz ağacına göre yaptık bu ilaçlamayı. Şu anda işimiz bitti. Yaklaşık 350 ağacı ilaçladık. Zeytin ve ceviz ağacına. İşimiz bitti arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet, bu videomuz bu kadardı. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanalımdaki diğer videolara da kanalıma girdikten sonra videolar sekmesinden ulaşabilirsiniz. Birçok çeşitli video var kanalımda. İzlerseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.